Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı öncülüğünde ücretsiz deri kanseri taraması yapıldı. Kampanya, dermato-onkoloji birimi öğretim üyeleri, asistanlar, hemşireler ve öğrencilerle birlikte gerçekleştirildi. Etkinlikte kanser tarama muayenesinin yanı sıra broşür dağıtımı ve kanserle ilgili bilgilendirme yapılıyor. Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Işıl Kılınç Karaarslan, kampanyada ilk amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Euromelanoma tüm Avrupa'da, bizim de ülkemizin dahil olduğu gibi yaygın bir deri kanserleri konusunda halkın bilincini arttırmaya yönelik bir kampanya. Aslında bu 1999 yılından beri Avrupa'da aktif olarak yürütülüyor. Bizim ülkemiz de buna dahil oldu ve üniversitemiz de ülkemiz içinde önde gelen kurumlardan birisi bu kampanyanın yürütülmesinde. İlk kez bu tarama çalışmasını geçen yıl gerçekleştirmiştik. Asistanlarımız, öğrencilerimiz, hemşirelerimiz hep birlikte güzel bir ekip oluşturduk. Ücretsiz deri kanseri taraması ilanlarımız yapıldı. Buna uyarak hastalarımız bizden randevu aldılar ve çok güzel bir tarama günü geçirmiştik. O geçen yılki aktivitelerden sonra ayrıca bir halkı bilinçlendirmeye yönelik melanom konusunda bir tanıtım kitabı, halkı bilinçlendirme kitabı yazdık. Ve bu yıl tekrar bu kampanyanın ikincisini gerçekleştirdik. Muayene hakkında bilgi veren Doçent Doktor Karaarslan, kampanya ile ilgili bilgi sahibi olan hastaların telefonla randevu sistemiyle birlikte kendilerine başvurduklarını ifade etti. Doçent Doktor Karaarslan, deri kanserlerinin tedavilerinde erken teşhisin önemine dikkat çekerken, tespiti yapılan riskli benlere mutlaka müdahale edilmesi gerektiğini ifade etti. Biz benlerin tahriş edilmesine, oynanmasını istemiyoruz, bu tarafı doğru. Ama riskli bir ben olduğunda da bunun kesin tedavisi mutlaka cerrahiyle olması gerekiyor. Yani hekim muayene etti ve alınması gereken şüpheli bir ben olduğunu düşündüğü zaman cerrahi olarak alınması o hastanın tedavisini sağlıyor. Şu şekilde net bir mesaj verebilirim. Evet, benlerimizi tahriş etmeyeceğiz, oynamayacağız ama eğer doktorumuz bunun şüpheli olduğunu, alınması gerektiğini söylüyorsa da cerrahi olarak alınmasından kaçınmayacağız. Çünkü eğer biz hekimimiz bunu önerdiği halde konu komşu işte aldırma, ellendiğinde kötü oluyor vesaire derse ve biz buna uyarsak o zaman yaşamsal bir tehlike oluşturur.